Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi'ne gitti. Ümit Özdağ ile görüştü. Sonrasında bir açıklama yaptılar. Görüşmenin olumlu geçtiği söylendi. Ümit Özdağ dedi ki işte sorularımızı sorduk Kemal Kılıçdaroğlu'na, yanıtlarımızı aldık. Parti kurullarında değerlendireceğiz. Kararımızı en kısa zamanda açıklayacağız dedi. Bu görüşmeden evvel AK Parti kanadına baktığımızda bir takım olumsuz mesajlar geliyordu. Mesela Erdoğan CNN International'da konuştu. Orada dedi ki bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim. İsteklerine boyun eğmeyeceğim dedi Sinan Oğan için. Binali Yıldırım'ın da lafları var. MHP'den de bir takım olumsuz sinyaller geldi. İsmet Büyükataman işte nasıl ihraç edildiğini anlattı. Bahçeli'nin danışmanlarından bir takım işte içinde hakaret, bazıları aşağılayıcı ifadeler kullandı. Aşağılayıcı evet. Nitelikte bir takım açıklamalar geldi. Fakat şu anda ekranda bir son dakika haberi var. Erdoğan Sinan Oğan'la görüşecek. Dolmabahçe'de, İstanbul'daki çalışma ofisinde. Sizce buradan bir şey çıkma ihtimali var mı Sinan Oğan'la Erdoğan görüşmesinde? Şu ana kadar Sinan Oğan'ın genel tavrı ve yaptığı açıklamalar Millet İttifakı'na biraz daha yakın olduğu izlenimini veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'yla kendisinin arkasından da Ümit Özdağ'ın yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği anlaşıldı. En azından iki tarafta bir olumsuz sinyal vermediler. Buna karşılık sizin de söylediğiniz gibi Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi ve arkasından da büyük ortak Binali Yıldırım olumsuz hatta rencide edici açıklamalar yaptılar. Yani bizim görüşmeye niyetimiz yok diyebilirlerdi, bakacağız edeceğiz diyebilirlerdi, diplomatik bir dil kullanabilirlerdi. Halbuki aşağılayan bir dil kullanıyorlar. Binali Yıldırım şöyle diyor Taha Bey, aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız, ticarete dönüştürürseniz o zaman seçmen size hoş geldin demez diyor. Daha ağır ifadeler var, o kanattan gelen daha ağır ifadeler var. Yani şu anda Cumhur İttifakı'na daha mesafeli, Millet İttifakı'na daha yakın görünüyor. Burada benim dikkat çekmek istediğim husus şu. Cumhur İttifakı'nın bu tavırları, buna karşılık da Kılıçdaroğlu'nun seçimin birinci turuyla ikinci turu arasındaki ani üslup değişikliği. Hı hı. Bir taraftan HDP tabanından bana göre makul olarak, doğal olarak oy almak isterken Türkiye'de hangi parti HDP tabanından oy almak isterse yaptığı doğrudur. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi de yapıyordu. Doğrudur. Çünkü bu partinin dışlanmaması lazım. Bu parti ve bu partiye oy veren 6 milyon civarındaki seçmen kendisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'de hükümet kurulmasına, güven oyu parlamenter sistemde alınmasına, falanca kanunun çıkmasına, çıkmamasına, anayasa değişikliği gibi konularda kendisinin dışlandığını, kendisinin vatandaş sayılmadığını, kendisinin Türkiye'nin bir unsuru sayılmadığını hissedecek tavırlardan partilerin sakınması lazım. Hı hı. Türkiye'nin bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan demokratik müzakerelerin, demokratik görüşmelerin, demokratik süreçte gerektiğinde birlikte hareket etmelerin gösterilmesi gerekir. Bugün demokratik ülkelerin hiçbirisinde bir sıkı yönetim olmadığı halde, olağanüstü hal olmadığı halde etnik terör kalmadı. Bunu nasıl başardıklarını bizim ciddiyetle görmemiz gerekir. Türkiye'de yeniden bir sıkı yönetim söz konusu olamayacağına göre, bir o hal anayasada olmakla beraber ilan edilmeyeceğine göre, Allah göstermesin yani öyle şartları, bizim Türkiye'de 6 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt ve HDP'ye oy veren vatandaşlarımızı, bu ülkenin çocuklarını nasıl sistem içinde tutacağımızı, sistem dışı, sistem karşıtı, devlet karşıtı, bölünme yanlısı, şiddet yanlısı hareketlerin ise nasıl o seçmenin gözünden düşürüleceğini akılla düşünmemiz lazım. Hı hı. O yüzden HDP ile seçimlerde HDP tabanının oy, HDP tabandan oy almak için herhangi bir partinin gayret etmesini ben doğal görüyorum. Bu kitlenin dışlanmaması lazım. Buna karşılık sisteme daha yabancı olan, sisteme daha uzak olan başka unsurlarla Cumhur İttifakı işbirliği yaptı. Öyle değil mi? Hüdapar'dan bahsediyorum. Hüdapar nedir? Hüdapar HDP'den daha fazla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değişmez dört maddesine karşı çıkan bir hareket.
HDP'nin de yani yeni Yeşil Sol adıyla seçime girmiş olan hareketin de ilk dört maddeyle bir takım eleştirileri, sorunları olabilir bir kısmının. Ama Hüdapar kadar değil. Hüdapar'ın yemin edip etmeyeceği bile belli değil. Hüdapar'ın içerisinden biz işte Büyük Türk Millet huzurunda kavramını kullanmayız gibi sesler geliyor. Evet. Bunu oradan alacağın 300 bin, 500 bin oy için Sayın Erdoğan yapınca fena değil, iyi. Cumhur İttifakı yapınca fena değil, iyi. Bahçeli de ses çıkarmaz. Ama beri taraftan HDP'nin 6 milyon seçmeninden Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu oy alacak bir siyasi dengelenme, siyasi mevzilenme teşekkül ettiğinde o vakit hain, alçak, terörist. Bunlar yanlış şeyler. Aha. Peki. Türkiye, bir cümle söyleyeyim de ondan sonra devam edelim. Türkiye, Japonya gibi homojen bir toplum değil. Bunu bilelim. Gerek mezhep bakımından, gerek devrim ya da muhafazakarlık tavırları bakımından, gerek etnik bakımdan Türkiye homojen bir toplum değil. Heterojen toplumlarda milli birlik ve beraberliğin nasıl sağlanacağı ve bunda demokrasinin ne gibi rol oynayacağı konusunda bizim bilgi sahibi olmamız lazım. Bu yeni bir bilgi. Bunu biz tarihimizden almıyoruz bu bilgiyi. Cumhuriyet tarihinden almıyoruz. Cumhuriyet tarihi kuruluş dönemiydi. Birinci Dünya Savaşı, arkasından Kurtuluş Savaşı. Bu ülkeyi kuranlar, bu ülkeyi kurma şerefini taşımakta olanlar o günün şartlarında öyle davrandılar. Ama demokrasi dünyasında ve 21. yüzyılda biz bu ülkenin birliğini kimsenin öfkeye kapılmasına meydan vermeyecek metotlarla nasıl sağlayabiliriz düşünmesi lazım. Peki. Şimdi Erdoğan'la Sinan Oğan'ın görüşmesi başlamış Taha Bey. Burada merak edilen meselelerden biri şu. Sinan Oğan'a oy veren seçmen %5,17. 2.831.000 seçmen. Size bir şey soracağım. Yani, Sinan Oğan'ın cebinde mi bu seçmen? Yani, ben de onu soracağım. Stüdyodaki arkadaşlar da araştırarak söyleyebilirler. Şimdi tam rakam ikimiz de hatırlamazsa. Muharrem İnce çekilmeden önce oyu ne kadardı? Yani %2 civarında. Evet. Değil mi? Evet. Yanlış Muharrem İnce'nin oyu olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi Muharrem İnce'nin etrafında, Muharrem İnce'nin şahsına hayranlıktan, sadakatten ziyade bu iki adayı da istemeyen, yani hem Tayyip Erdoğan istemeyen, hem Kılıçdaroğlu'nu istemeyen, o yüzden de üçüncüsü kim olursa ona gidebilecek olan bir seçmen kitlesi teşekkül etmişti. Hı hı. Muharrem İnce kendi başına, ben şuna kalıbımı basarım, biraz siyaset bilimi okumuş bir gazeteci olarak, Muharrem İnce bir milletvekili seçimine kendi başına, yani partisiyle birlikte girdiğinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında aldığı %6'lara 7'lere varan oyu alamazdı. Hı hı. O 6-7 oy ikisine de hayır diyen, ikisine de gidemeyen veya gitmek istemeyen veya bir protesto tavrı koymak isteyenlerin oyuydu. Nitekim Muharrem İnce çekilince onlar Muharrem İnce ile beraber piyasadan çekilmediler. Bir kısmı partilere gitti. Belki bir kısmı Erdoğan'a, bir kısmı daha büyük bir kısmı Kılıçdaroğlu'na, bir kısmı da işte Sayın Sinan Oğan'a geldi. Yani oylar cepte değil. En azından oylar cepte değil. Değil, değil. O zaman burada şimdi Sinan Oğan'la yapılan müzakere sembolik bir anlam mı taşıyor? Yani hayır, bir önemli, önemlidir. Çekme amacı önemlidir, taşıyor. Önemlidir. Bir defa Sinan Oğan eğer Millet İttifakı'yla beraber hareket ederse aradaki farkın %45 ile %49,5 arasındaki farkın kapanabileceği konusunda bir umut doğar. Psikolojik üstünlük. Psikolojik üstünlükten ziyade bir avantaj. Avantaj, evet. Peki Taha Bey, o zaman AK Parti'den gelen bu açıklamalar niye yapılıyor? Yani Erdoğan da işte sandıkları sıkı tutmalıyız, üzerine oturmalıyız sandıkların falan gibi açıklamalar yaptı. Hani rehavete kapılmayın, seçimi garanti cepte görmeyin dedi doğal olarak. Valla Erdoğan'ın siyaset sahasında Milliyetçi Hareket Partililerden de Binali Yıldırım'dan da daha maharetli, daha kurt bir politikacı olduğu besbelli. Onlar kendi kanaatleri olarak o çıkışları yaptılar. Sinan Oğan'ı aşağılayan çıkışları yaptılar. Bir defa Milliyetçi Hareket Partisi'nde Sinan Oğan ve diğerleri, Meral Akşener bunların içerisinde, şimdi İyi Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, bunlar Devlet Bahçeli'ye karşı çıkarak
Evet. Devlet Bahçeli'nin özellikle de Tayyip Erdoğan'a yaklaşmasına, onu desteklemesine karşı çıkarak bugünkü konumlarına geldiler. Devlet Bahçeli'nin bunları kolay kolay affetmesi, bağrını açması mümkün değil. Devlet Bahçeli'yi eski dönemden, benim de MHP'li olduğum 1980 öncesi dönemden tanırım. Kolay kolay bunu affetmez. Kendisine karşı... Sinan Oğan da MHP'den ihraç edilmiş. Sinan Oğan da kaldı ki ihraç edildi bakın. Evet. Yani parti içerisinde muhalif olarak dursun denilmedi, ihraç edildi. Yani şöyle mi düşünmeliyiz şunu abi? Şunu tamamlayayım mı? Buyurun. Sinan Oğan'a MHP içerisinden tepki gelmesi anlaşılabilir bir olaydır ve bu kuvvetli bir tepkidir. Erdoğan'ın MHP'yi ikna etmesinde imkansız demiyorum ama zorlanabileceği bir tepkidir. Yani şöyle bu yüzden karşı çıktılar, şimdi Erdoğan kazanmaya çalışıyor. Yani Erdoğan bunu Bahçeli ile konuştu, Sinan Oğan'ın desteğini işte yanımıza çekmek için, hani ona bir takım işte ne bileyim hani bir şey bakanlık verilmez diye düşünüyorum da Erdoğan vermez de hani bir takım işte devlet avantajlarından faydalandırma meselesi. Bunu konuştu Erdoğan Bahçeli ile Erdoğan ve oradan bir işte Bahçeli'den itiraz geldi. Erdoğan da tamam dedi ve onun üzerine bu açıklamalar yapılmaya başlandı diye mi düşünmeliyiz? Yani? Hayır, öyle düşünmüyorum. Yani olaylar hakkında, bilmediğimiz olaylar hakkında şöyle olmuştur diye bir tahminde bulunmayı ben akademik açıdan doğru bulmuyorum. Peki. Burada düşüneceğimiz şu: MHP'de Devlet Bahçeli'ye karşı çıktığı için Sinan Oğan'a karşı bir tepki duygusu var. Onu nitekim partiden ihraç ettiler. O tepki duygusuyla ve o ihraç duygusunun devamıyla onu aşağılayacak, Sayın Oğan'ı aşağılayacak açıklamalar yaptılar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, AKP'de böyle bir duygu yok. Hı. Onlar kendilerini güçlü hissederek böyle bir açıklamayı yapmış olabilirler. Sinan Oğan'ı önemsemeyen bir açıklama yapmış olabilirler. Ama Sayın Erdoğan bunların hepsinden daha tecrübeli bir politikacı ve seçmen temayüllerinin kokusunu çok iyi alan bir politikacı olduğu için Sinan Oğan'ın da önemini biliyor. O yüzden çünkü görüşüyor. Sayın Erdoğan işin çantada keklik görmüyor. Ben de işin çantada keklik olmadığı kanaatindeyim. Ama ben şunu anlayamadım Taha Bey. Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim. Onun isteklerine boyun eğmeyeceğim açıklamasını yaptıktan sonra Sinan Oğan'la bugün önceden planlanmış olmayan, duyurulmuş olmayan bu bir son dakika haberi. Bilmiyorduk bu görüşmenin yapılacağını. Hemen bunun peşine bu görüşmenin yapılması biraz garip değil mi? Türkiye'de siyaset böyle. Sayın Erdoğan ne açıklama yapmıştı? Hatırlayacaksınız. Bir gazeteci olarak siz olayları çok iyi takip ediyorsunuz biliyorum. Seçimlerde sadece deprem konusunu konuşacağız. Türkiye'de bir deprem acısı varken, işte şu kadar mağdur insan varken oy peşinde koşan bir politika takip etmeyeceğiz demişti. Evet. Ağzına deprem alıyor mu şimdi? Evet. Başka konular da konuşuyor. Evet. Muhalefeti daha çok başka de depremden oy devşirmeye çalışmakla suçlamıştı. İşte bu bir Türkiye'de maalesef darbeler yüzünden siyasi geleneklerin oturmamış olması ile ilgili bu işin sosyolojik sebebi. Politik olarak da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'nin siyaset etiğini bozan yapısı ile ilgili. Evet. %1 oy şart koşan hale gelebiliyor. Çünkü ya %50'nin altında kalacaksın, kaybedeceksin, ya %50'nin bir üzerine geçeceksin, kazanacaksın. O kadar önemli ki. Evet. Kazanmak demek devleti yönetmek, devlet imkanlarını dağıtmak, devlet imkanlarından maalesef yararlanmak anlamlarına geliyor Türkiye'de. Bu kadar büyük bir şeyin mücadelesini yapıyorsun, %1'cik oy belirleyici oluyor. Buna Karl Popper, çağımızın büyük bilim felsefecilerinden, aynı zamanda siyaset bilimci, azınlığın, küçük azınlığın büyük çoğunluğuna tahakküm etmesi diyor. Hı hı. İşte bak %1, %2 oy nelere kadir. Hüdapar'ın mecliste ne işi var? Bundan şikayetçi zaten Erdoğan'da. Yani 50+1'den şikayetçi. Bunu onu baştan düşünecek. Söyledi. Baştan sistemi tartıştırsaydı, evet. Böyle bir sistem Türkiye'ye ne getirir ne götürür diye kendisine İstediğini yapan hukukçulara bir metin hazırlattırmak yerine Türkiye'nin dünya çapında saygın anayasa hukukçuları var. Daha önemlisi siyaset bilimcileri var. Onlardan 3-5'iyle konuşsaydı, ya biz böyle bir şey düşünüyoruz, bu ne getirir ne götürür, bir de sizden dinleyeyim deseydi. Ama işte o günkü psikoloji, ben her şeyi yaparım ederim, ben güçlüyüm, düğmeye basınca olur duygusuna kapılması bu hale getirdi. Düğmeye basınca olmuyor. Enflasyonu görüyorsunuz. Evet. Ne oldu? Faiz inince enflasyon inecekti. Ne oldu? Rekabetçi kur diyorduk.
Dolar karşısında Türk lirası değer kaybederse ihracatımız artacak ve dış ticaret fazlası olacaktı. Cari açık 40 milyar doları geçti. İşte bunlar istişare etmeden, ben yaparım düğmeye basınca makine çalışır zannedilmesinin sonuçları. Peki.